İyi akşamlar efendim. 19 Kasım 2024 Salı saat 19. Navana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz daha neler? Uyuyanları uyandırma servisi başlıyor. 30 Ağustos'ta subaylık yemini ettiler. Mustafa Kemal'in askeriyiz diye haykırdılar ve ihraç talebiyle disipline sevk edildiler. Bu 5 teğmene 3 de komutan eklendi. Biz de soruyoruz. Mustafa Kemal'in askeri olmak suç mu? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin herhangi bir ceza, disiplin, iç hizmet kanununda teğmenlerin ettiği yemin, haykırdıkları Mustafa Kemal'in askerleriyiz cümlelerinin bir ceza olarak, tek bir satır olarak yer almamaktadır. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. 30 Ağustos Karaharp Okulu mezuniyet töreni sonrası dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun okuttuğu subayandı. Hep bir ağızdan Mustafa Kemal'in askerleriyiz haykırışı. 5 teğmenle birlikte alay komutan vekili, bölük komutanı ve tabur komutanının da ihraç talebiyle disipline sevk edildiği öğrenildi. Disiplinsizliğe neden olan hangi davranış için ihraç isteniyor tartışılırken Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından emre itaatsizlik açıklaması geldi. Hali hazırda yaşanan hadisenin okunan tören metniyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Mevzu verilen emirlerin hilafına hareket edilerek yapılan disiplinsizliktir demiş. Emre itaat edilmedi diyor. Madde 19. Hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizlikler şunlardır. A. Emre itaatsizlik. Kasıtlı olarak hizmete ilişkin bir emri tam yapmamak ya da değiştirerek veya sınırını aşmak suretiyle yapmaktır. Emre itaatsizliğin cezası Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 19. maddesinde düzenleniyor. Verilebilecek en üst ceza hizmet yerini terk etmeme ama teğmenler için en ağır ceza isteniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılmaları. Hangi gerekçeyle ihraç edilmek amacıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiniz? Bu hukuksuzluğa Milli Savunma Bakanlığı olarak niçin göz yumdunuz? Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, resmi olarak yayınlanmayan ama Milli Savunma Bakanlığı kaynakları diye haberleştirilen bilgiye dayanarak teğmenlerin ordudan ihracının istenmesiyle disipline sevk edilmesi hukuka aykırı dedi. Yanlıştan geri dönün diyerek Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e çağrı yaptı. Eğer bunlara savunmanıza gücünüz yetmiyorsa lütfen istifa edin, bu ülkede kahraman olun. Eğer bu teğmenler sizin döneminizde bu nedenle atılırsa askerlerini yalnız bırakmış genelkurmay başkanları gibi lanetle anılırsınız. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz. Tören sonrası yapılan subay yemini için ihraçları istenmedi. Suçlama emre itaatsizlik açıklaması yapan Milli Savunma Bakanlığı'na bahsedilen suçun cezası ihraç değilken neden Atatürkçü teğmen ve subayların ihracı isteniyor sorusu bakanlık sessiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Türkiye ise tartışmayı gündeminden düşürmüyor. İhracı istenen dönem birincisi teğmen Ebru Eroğlu'nun göreve başlama hakkını destekleyin diye başlatılan kampanyaya 38 binin üzerinde imza toplandı. Efendim neden böyle bir ceza yoluna gidiyorlar? Şimdi amaç belli. Belki işte böyle bir cezası yok bunun, mevzuatta öyle değil filan. Ama amaç o değil ki. Amaç o değil. Birkaç tane amacı var. Bunu zaman zaman anlatmaya çalışıyorum. Bir tanesi, siz ekleyebilirsiniz de. Bir tanesi bir kaos, kaotik bir ortam yaratıp siyasi başarısızlıklarını, ekonomideki başarısızlıklarını şu ya da bu biçimde örtmek. İkincisi de siyasi paranoyadır. İkincisi de odur. Dolayısıyla elbette orada öyle yazıyor olabilir. Fakat netice ortada, insanların istikbaliyle oynamak. Suç ne? Burada suç ne? Mustafa Kemal'in askerleri istemeleri. Veya emre itaatsizlik diyorlar da, emre itaatsizlik yapan, disiplini bozan, dünya kadar insan var, ne demeçler görüyoruz. Hiç onlara bir şey yok biliyorsunuz. Burada var. Evet efendim. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu gündeme şöyle bir sözle katıldı. Mustafa Kemal'in askerlerine sahip çıkmak vatan borcudur. Suç, göya, disiplinsizlik, esas karın ağrısı,
Mustafa Kemal'in askerleriyiz demesi. Bu teğmenler Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyecek de Trikopis'in askerleri mi izleyecekti? Sizin gibi keşke Yunan kazansaydı diyen senin hocan gibi. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir, kim olursa olsun ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Mustafa Kemal'in ordusuna, geçmişte Fethullah Gülen'in ordusunu içine enjekte eden zihniyet şimdi Mustafa Kemal'in teğmenlerini alıp yerine yine hastalıklı hücreler yerleştirmek istiyor. Kılıçlı yemin sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihracı istenen teğmenler alay komutan vekili, bölük ve tabur komutanı. CHP lideri Özgür Özel iktidara sert çıkarken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar verildi diyen Milli Savunma Bakanlığı'na MHP lideri Bahçeli destek çıktı. Milli Savunma Bakanlığı çok hassas bir bakanlıktır. Türkiye'yi karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum. Bu kılıçları kime çekiyorsun? Oradaki birkaç tane kendini bilmez temizlenecek. Erdoğan zaten talimatı vermişti. İnsana şunu sorarlar. Kanlı katil Apo'nun bu ülkede parlamentoya davet edildiği bir dönemde saray yancısının PKK'ya Kürt siyasi hareketi dediği bir ortamda nasıl oluyor da Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenlere ceza veriliyor. Teğmenler ve komutanların ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi siyasetin sıcak başlığı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da teğmenlerle birlikte ihracı istenen Hava Harp Okulu Alay Komutan Yardımcısının özgeçmişini paylaştı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda başlayan Güneydoğu'da sınır ötesinde son derece kritik görev ve operasyonlarda yer almasını sıralayarak iktidara seslendi. Şimdi siz Allah'tan korkmadan bu kahramanı ülkenin etrafı ateş çemberiyken teğmenlere sahip çıkamadı diye ihraç ediyorsunuz. 15 Temmuz'da bütün karargahı FETÖ'cü isyana karışan Hulusi Akar'ı ise terfi ettiriyorsunuz. 3. Dünya Savaşı çıkınca takkeli amirili yollayın cepheye. Mustafa Kemal'in teğmenlerine sahip çıkmak bu milletin askerlik kadar kutsal vatan borcudur, millet borcudur. CHP lideri Özel yüksek tondan verdi mesajlarını. 2023 yılında yönetmelikten çıkarılan yemin özel kuvvetlerde 2024 yılında okutulduğunda alkışladınız dedi. Erdoğan'a seslendi. Recep Tayyip Erdoğan, atma, yapma, kul hakkına girme. Ama gilersen günü geldiğinde atılan teğmenlere hep beraber kılıç töreni yaptıracaksın. Sonra o karara sessiz kalanların hepsini emekliye yollayacağız. Efendim, kul hakkını bizden mi öğrenecekler? Öyle derler. Sizden mi öğreneceğiz kul hakkını diye? Neyi muhafaza etmişler bugüne kadar muhafazakar siyasetçiler olarak? Onu söylemezler. Bütün kurumları muhafaza etmeleri gereken şeylerin başında kurumlar var. Bütün kurumları tahrip ettiler. Efendim, mahkemeler, Anayasa Mahkemesi'ne kadar dinlemiyorlar mesela. Uymuyorlar. İşte silahlı kuvvetler. Ne siyaset karıştırıyorlar. Bir takım mülakatlarla filanla falanla memleketteki kurumların içini boşalttılar. Şimdi böyle olduğu için de ülkede mekanizma çalışmıyor. Sistem çalışmıyor. Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi diye bir şey koydular ve o sistem çalışmıyor. Çalışmadığı için hiçbir meseleyi çözemiyorlar. Herkes hakkını arıyor. Burada defalarca söyledik. Dizi yaptık. Haber dizisi yaptık. Hiçbiri için hiçbir şey yapılmadı. Enflasyon düşüyor deniyor. Siz hissediyor musunuz çarşıda pazarda? Yok. Peki ne olacak? Bu tıkanmışlığın üstesinden nasıl gelinecek? Ona da akıl ermiyor. Göreceğiz bakalım. Ha tabii bu ortamda küçük siyasi hesaplar, koltuk sevdası falan, onların dertlerinin ne olduğunu kendileri de zaten söylediler. O yüzden biraz böyle müdahaleler etsinler gündeme, kaotik bir ortam oluşsun, toz duman içinde. Onlar yine kendi işine baksın, neyse o, ona baksınlar. Bir de arada çaresizlikten acayip çıkışlar yapıyorlar. Olacak iş değil. Hiçbirinde de bir yere varamıyorlar. Ama bu türden müdahaleleri, gündeme müdahaleleri bir yandan da onların üstünü örtmek için yapıyorlar. Mesela MHP lideri Devlet Bahçeli biliyorsunuz haftalardır tekrarlıyor. Terörist başı üzerinden terörsüz Türkiye çağrısı yapıyor da. Onu da nasıl yapıyor yani? Biliyorsunuz
Öcalan'ı, terörist başını meclise davet etti. Bunu acaba Erdoğan onaylıyor mu, onaylamıyor mu diye uzun uzun tartışıldı. Burada anlatmaya çalıştım. Ya bundan bize ne? Bize ne bundan? Onlar ortak, iktidar ortağı. İttifak ortağı, oraya geleceğiz zaten. O birbirlerinin efendim her sözünün arkasında olduklarını da defalarca söylediler sonraki zamanda. Siyasi olarak ortaya salıyorlar bir lafı böyle. Bakalım tepkiler ne, şu bu. Şimdi bu işin içinden çıkamıyorlar. Bu girdikleri konunun adı bile yok. Adı yok ama kavgası çok. Şimdi açıkça görüldü ki bir adım ileriye gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün terörist başının yoldaşı olanlar şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. İmralı devreye girdi de Kandil'den beklenen yanıt alınamadı mı? Onu Bahçeli'ye sormanız gerekiyor, onu bilemiyoruz. Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası yeni bir süreç tartışılırken MHP liderinin bu kez Amerika'yı işaret ederek kurduğu cümleler dikkat çekti. DEM Parti yanıt verdi. Müzakerenin yeri de parlamentodur diyoruz. Hiç kimse çamur atmaya kalkmasın. O çamur döner size bulaşır. Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez. Gelin bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım. Sayın Bahçeli hükümetin söylediği ya da hazırladığı repliği telaffuz etmekte imtina etmeyecek biri. Söylediği hiçbir şey benim açımdan sürpriz teşkil etmez. MHP lideri Öcalan'ı meclise davetiyle başlayan süreçte bir adım ileri gitmek isteyenleri engelliyorlar sözlerinin adresini açıklamadı. 22 Ekim'den bu yana her grup toplantısında sözlerimin arkasındayım diyerek yaptığı Öcalan meclise gelsin konuşsun çağrısını ise bu kez dillendirmedi. Terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Bir uç örnektir Sayın Bahçeli'nin verdiği. Ya, hukuken de mümkün değil. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un tepkisi, Öcalan çağrısı sonrası Erdoğan'la bir araya gelişinin ertesinde Bahçeli Öcalan meclise gelsin çağrısını yenilemezken milletin içinde olmadığı hiçbir şeyde olmayacağı sözleri de dikkat çekti. Bahçeli Öcalan'ı meclise davetten vaz mı geçti merak konusu. Abdullah Öcalan denilen caninin grup toplantısı kürsüsüne davet edilmesinin izahı kabil bir yanı yok. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı içinde milletin olmadığı, milli ve manevi değerlerin yer almadığı hiçbir hedefi kabul etmez, etmeyecektir. Evet, durun bakalım şimdi. Bugün böyle biraz serinledik. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl bir icat çıkaracaklar başımıza. Devam edelim oradan. İttifak ortakları. O ittifak da acayip bir ittifak oldu. Cumhur İttifakı biliyorsunuz. Mehmet Uçum PKK'yı filan, biz öyle anladık. PKK'yı filan da davet etti ya bu ittifaka. Biz öyle yorumladık yani. İzleyenler, dinleyenler de sonra Mehmet Uçum lafını değiştirdi. Dedi ki bir karşı diye bir kelime koydu oraya. Dediklerini 180 derece tersini söylemiş oldu böylece. Böylece halloldu mesele. Efendim geçen hafta Devlet Bahçeli geçen hafta kızdığı soruya bu hafta yanıt verdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını duymayan kulaklara hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir. MHP liderinin terörist başı Öcalan'ı meclise daveti Umut hakkından yararlansın çağrısı sonrası Erdoğan hala sessiz ama Bahçeli Erdoğan'la görüştü. İki lider arasında görüş ayrılığı mı var sorusuna ittifaka sahip çıkarak cevap verdi. Öküz altında buzu arayacaklarına gitsinler, kendilerine münasip kapak arasınlar. Bu sözümde alayına kapak olacak. MHP lideri Bahçeli terörist başı için Umut hakkından bahsetti. Mecliste konuşsun dedi. Evet, şöyle açalım. Haftalar geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP liderinin Öcalan açılımıyla ilgili hiç konuşmadı. Sessizlik iki lider arasında görüş ayrılığı yaşanıyor iddialarını güçlendirirken Bahçeli de kendisine o soruyu soran gazeteciyi azarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranızda bir görüş ayrılığı var mı yok mu çözüm süreci konusunda? Bir defa basın mensubu kardeşlerim Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak. Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen.
Bahçeli'nin Öcalan çağrılarını vakit tamam başlıklı yalnızlık vurgulu klipler izledi ve Bahçeli Erdoğan haftalar sonra buluştu. O buluşmadan sonra Bahçeli bir hafta önce gazeteciyi azarladığı sorunun yanıtını bugün kendisi verdi. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir. İttifakımıza çamur atmaya kalkışan ahmaklara, asalaklara, arsızlara diyorum ki gök gürsün, kızıl çıksın. Devlet Bey'le aramızda tam bir mutabakat var. Görüşlerimizde bir farklılık yok. Siz de Cumhur İttifakı konusunda hassas olun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MYK toplantısında partililere Bahçeli ile aramızda görüş ayrılığı yok açıklaması bu sözlerle yansırken MHP lideri de Cumhur İttifakı'nı kurarken kefenimizi giydik dedi. Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi bile yoktur. Bunun için kefen giyeceksek ona da baş göz üstüne deriz. Evet, bir şey anlamıyoruz bütün bu sözlerden. Cumhur İttifakı'ndaki bu efendim gündem belirleyen ama gündemin ne olduğunu da anlamadığımız, ne yapmaya çalıştıklarını çözmek için keramet aradığımız bütün bu sözlerden bir şey anlamıyoruz aslında. Bunun için bu kadar çaba sarf etmeye gerek var mı? Bence yok. Çünkü söyleyeceklerini söylesinler. Biz niye anlamlandırmaya çalışalım, niye uğraşalım? Çünkü bu memleketin başka çok ciddi meseleleri, sorunları var. Bakın, yüzyılın dehşeti. Dava devam ediyor. Bebek cinayetleri. Yüzyılın dehşeti ya. Ya bu ülkede 3 kuruş için kaç bebeğin canına kıymışlar. Efendim, bakıyorum şimdi her yerde de işte bebek katilleri yargılanıyor filan yazıyor da bir dakika ya. Buna kim müsaade etti? Nasıl oldu? Bu hastaneler nasıl açıldı? Bakacağız. Buyurun korkunç itiraflara. Çocuğu öldür derken ne demek istedin? Nabzı düşüktü. Bebeği görmediğim için öyle konuşmuşumdur. İddianamedeki en çarpıcı telefon dinlemesi. Duruşmanın ikinci gününde o emri veren itirafçı hemşire Hasan Basri Gök'e soruldu. Nabzı düşüktü cevabı geldi hemşireden. İlk gün tek savunmayla sona eren duruşmanın aksine ikinci gün 5 kişi çıktı sanık kürsüsüne. Adliye ressamı duruşma salonunu resmetti. Mesela entübasyon gibi bir işlem normalde doktorun yapması gereken bir iştir. Ancak doktor birimde değil, kantinde olabiliyordu. Acil durumlarda doktoru bekleyecek zamanımız olmadığı için bu tarz işlemleri yaptığım oluyordu. İtirafçı hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın savunmasıyla başlamıştı duruşma. 10 saat sonunda akşam 9'da sona erdi. Taşçı peş peşe itiraflarda bulundu. Kendini ailelere doktor olarak tanıttığını, çocukları yetkisi olmamasına rağmen entübe ettiğini itiraf etti. Entübe edilen çocuklar için SGK'dan daha çok para aldıklarını söyledi. Hastayı entübe gösterirseniz hasta 3. basamak görünür. SGK hasta için daha fazla para öder. Yeni Doğan Çetesi davasının ikinci duruşması itirafçı Hasan Basri Gök'ün savunmasıyla başladı. Hasan Basri Gök de SGK'dan daha fazla para alabilmek için bebeklerin sağlıklarıyla nasıl oynadıklarını anlattı. Hasta yatışları uzun muydu? Normalden uzun mu yatırıyorlardı? Genelde uzundu. Normalden uzun yatıyorlardı. Neden? SGK'dan para almak için. İtirafçı hemşire Hasan Basri Gök'ün ardından hemşire Deniz Korkmaz yaptı savunmasını. Çeteyi şikayet ettiğini söyledi. %40 kar payı aldığını itiraf etti. Hakkında somut delil yok. Bu davayla ilgili CİMER'e şikayeti ben yaptım ama şimdi tutuklanan da ben oldum. Fırat Sarı'nın kurduğu sistemde %40 kar aldığını söylemişsin. Evet, doğrudur. Cuma akşamına dek ifadeler alınmaya devam edecek. Soruların ve yanıtların çoğu SGK'nın dolandırılmasına ilişkin. Oysa iddianamede sanıklar bebeklerin ölümünden de sorumlu tutuluyor. Evet, ne dedik? Tamam, bebek katilleri yargılanıyor. Peki senelerce bunu yapmalarına nasıl müsaade ettiler? Bunun yaygınlığı ne ölçüde, bunu biliyor muyuz? Hiçbir şey bilmiyoruz. Nasıl göz yumuldu? Sözde soruşturma var. Belki de artık saklanamayacak hale geldi. Efendim, bir uygun biçime sokup o hale getirip artık duyuralım, kurtulalım bu meseleden filan diye düşündüler belki. Bilmiyoruz ki. Peki bu sokak arası hastanelerine kim izin verdi? Bunların sermayesi nereden geldi? Bunların siyasi bağlantısı var mı? İktidarın torpil haberlerini biliyoruz. Birazdan da göreceğiz. Bugün bizim bülten, haber bülteni bugün uzun. Saat başına kadar, 8'e kadar gidiyoruz. Hastane sahipleri de soruyoruz. Hastane sahiplerini kim koruyor?
bebekleri öldürürken utanmadınız mı? Neden sadece biz hemşireler tutukluyuz? Neden hastane sahipleri tutuklanmıyor? Neden bebek ölümleri olurken müdahale edilmiyor? Yeni Doğan Çetesi davasında tutuklu hemşirelerden Doğukan Taşçı mahkemede tüm çarkı itiraf etti. Özel hastanelerin yoğun bakımdan daha fazla para kazanmak için hasta sayısını artırma baskısı yaptığını anlattı. Tüm Türkiye'nin aklındaki soruyu sordu. Hastane sahipleri neden tutuklanmıyor dedi. Bir diğer tutuklu hemşireye de ikinci duruşmada en kritik soru soruldu. Cevabın alınmasına Sağlık Bakanlığı avukatı engel oldu. 112'nin bu işte parmağı var mı? Soruşturmanın kamu görevlilerine de genişletilmesine sebep olabilecek bu soru sorulunca Sağlık Bakanlığı avukatı itiraz etti. Mahkeme heyeti itirazı kabul etti ve soru yöneltilemedi. 112 Komuta Merkezi'nin Yeni Doğan Çetesi skandalında parmağı olup olmadığı sorusu yanıtsız kaldı. Fırat Sarı ile konuşmanda Mert'i CİMER'e şikayet edeceğinizle ilgili bir şey var. Ben zaten şikayet ettim, 112'ye şikayet ettim. Usulsüz bebek sevkiyatlarıyla ilgili. Doktor olmayan yerde kanıta da ihtiyaç yok. Elimdeki videoyu zaten sundum. Denetim yapılmadığı görülüyor. Bugün sanık şöyle söylüyordu. Biz hep aynı şeyleri yapıyoruz ve denetimlerden geçiyorduk diyor. Piyasacı sağlık sistemi dediğimiz sistemin ortaya çıkardığı durum. Denetimlerde Allah'tan ilaca bakmamışlar demişsin. O ilaçların orada durması yasaktı. Ama Sağlık Müdürlüğü'nden gelenler dolaplara bakmadıkları için görmediler. Ona dair bir konuşmaydı. Sanıkların ifadesine göre 112'ye iletilen şikayetler karşılık bulmadı. Denetime gelindi, dolaplara bile bakılmadı. Tüm bunlar olup biterken de iddiaya göre özel hastanelerin sahipleri çarkı işletmeye devam etti. Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesi de dahil 10 hastanenin kapısına skandal patlak verdikten sonra kilit vuruldu. Soruşturma ifadelere rağmen henüz diğer özel hastanelere genişletilmedi. Hakkımda yöneltilen çok sayıda suçlama var. Bu sadece bu hastanelerle ilgili değil. Ben 10 yıldır çalıştığım tüm hastanelerde bunu gördüm. Daha fazla para kazanmak için bu kurumlar bunu yapıyor. Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası da eksik denetimlere dikkat çekti. Bir kez daha Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı'nı işaret ettiler. Hastane sahiplerini kim koruyor sorusunun yanıtını bulmasını ve tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyorlar. Bu konulara neden olan tüm sistemin içinde çalışan yetkililerin, sağlık müdürlüğünün, bu konuyla ilişkili olan her türlü sağlık çalışanının en ağır cezayı alması için çok yakından takipçisi olacağız. Evet, soru 112 servisleriyle ilgili. İtiraz ediyor Sağlık Bakanlığı'nın avukatı. İtiraz ediyor ve itiraz kabul ediliyor. Kamu görevlilerine uzayabilecek, yetkililere gidebilecek bir soruşturmanın önü böylece kesiliyor. Nasıl bu soruya izin verilmez? Sizin aklınız alıyor mu? Bir defa bu soruya izin verilmiyorsa ve bu sorunun sorulması istenmiyorsa Sağlık Bakanlığı tarafından, Sağlık Bakanlığı sorumluluğu üstlenmiştir. Madem sorulamıyor, madem bu kuşkulardan aklanmak istemiyorlar, o zaman siz kendi kafanızda mahkum edebilirsiniz. Konu bu kadar basittir. Bir tane kamu görevlisi bu meseleden dolayı yargılanmayacak mı? Ha, tutuklanmış, tutuklanmamış, o başka şey, o mahkemenin işi. Hesap sorulmayacak mı yani? Ama bu memlekette işler böyle yürüyor biliyorsunuz. 55 bin canımız gitti ya depremde. Bir tane kamu görevlisi yargılanmadı. Bütün o dönemlerden sorumlu kişi tekrar Çevre Şehircilik Bakanı yapıldı. Siz de ya da biz de neyse bir mana arıyoruz. Efendim bir ihtimal arıyoruz. Bir ne bileyim vicdan kırıntısı arıyoruz. Bu iktidarda acaba olur mu? Efendim şuna iyi niyetle girişmiş olabilirler mi falan diye. Ya bebekler katledilmiş, bebekler. İtirafları duyuyorsunuz. Ya bu dünyanın neresinde olursa olsun yüzyılın dehşetidir bu ya. Sağlığın ölümüdür bu. Ama şimdi bir tebessüm izleyeceksiniz. İstifa çağrıları yapılıyor Sağlık Bakanı'na. Onun yüzünde ise bir tebessüm var. Neye güveniyor, nasıl güveniyorsa siz de izleyin bakın bakalım.
sağlık tarihinin en büyük rezilliğiyle karşı karşıyayız. En büyük kepazeyle karşı karşıyayız. Bu bütçe burada görüşülemez. Sayın Bakan, bu patife, bu sizi bunlar. Bunlara bakalım, gelmemiz lazım. Sayın Bakan, İstifa başka çete var mı bu ülkede? Bu bütçeyi... İstifa! Plan Bütçe Komisyonu salonunda ilk kez bakana istifa sloganları atıldı. Yeni doğan çetesi İstanbul'da hakim karşısındayken meclise gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni doğan bebek kıyafetleri ve patikleriyle protestoyla karşılandı. Sayın Bakan, bu patikleri size iletelim bence. Biz sağlık müdürüyken sizin ruhsat verdiğiniz hastanelerde gelen çocukların ayakkabıları. Niçin gelmiş ki Sağlık Bakanı? Yüz mü var? Yüzü var mı gelmeye buraya? Bütçe sunumu öncesi tokalaşmak için muhalefet sıralarına ilerleyen bakanın eli çoğu kez havada kaldı. Vekiller tokalaşmadı. Ben doktor İrfan Karadeniz'de 2 aydır bana randevu vermedi. Siz de tokalaşmak istemiyorum. Hangi yeriniz dahilindesiniz? Çocuk katiline bulaşmamış olan. Ne oldu o yere? Bir bakalım. Tokalaşırken tepkilerini de yüzüne haykıran, elini tutup bırakmayan vekillere ise bakanın tepkisi sert oldu. O anlarda tek bir kelime etmedi ama gerginliği her halinden belliydi. Kaç tane bebeğin cinayetlere kurban gitmesi lazım? Türkiye'de istifa olmadığı gibi utanma da kalmadı. Sırıtmaya gelmişsiniz gerçekten. İstifa sorumluluğu için daha ne olması gerekiyor? Çocuklar ölürken sırıtıyorsun. Bugün hep mahkeme alabiliyor musun? Görüşmek istemiyorum. Şov yapıyorsunuz. Tiyatrocusunuz siz. Bu davaya sahip çıkmak şu olsa siz ne iş yapıyorsunuz? Milletin sesi olmayan vekil olur mu? Muhalefet sıralarını aşıp yerine geçen bakan devam eden tartışmaları ise tebessümle izledi. Tansiyon iktidar muhalefet sıralarını da karşı karşıya getirdi. Çocuk ölümleri yargılanırken Sağlık Bakanı'nın bütçe sunumu yapmasına itiraz eden CHP'liler bir süre sonra sloganlarla salonu terk etti. Bakanın konuşmasını dinlemek istemiyoruz. Protesto ediyoruz ve istifa etmesini bekliyoruz. Sıralara bulmayı sistem bozuluyor. Bu ölen çocukların sorumlusu sizsiniz. O bütçeyi siz sunamazsınız. Bebeklerin ağı üzerinizde sizin. Bizim için operasyonun adı çürük alma operasyonu. Çetenin adı insanlıktan nasibini almamışlar çetesidir. Ne çürük elması? Adı Yeni Doğan Çetesi. Toplum bunu böyle dedi. Çürük elma falan değil. Normalleştiremezsiniz bunu ya. Böyle bir şey olur mu? Halen daha da bu gelmiş kendisine bakan muamelesi yapılmasını bekliyor. O istifa edilecek, o hesap verilecek. Sen orada durursan bu yargılama sürmez. Onu orada zaten o yüzden tutuyorlar. Bakan ne istifa çağrılarına kulak verdi ne de sorulara. Ama hem komisyon salonunda hem de parti gruplarında tepkilerin odağındaki isimdi. Neymiş efendim adı? Çürük elma operasyonuymuş. Bebekler katledilmiş 3 kuruş için. Efendim sakat kalmışlar. Boyutları belli değil. Kaç bebekten bahsediyoruz belli değil. Çürük elma operasyonuymuş. Ya buradan bile şu anlaşılıyor. Ya bunlardan her şey olur. Bunlar her şey olur. Ama rezil olmaz yani. O belli. Takip edeceğiz, devam edeceğiz. Bakalım yüzyılın dehşetinden, mesela narinden kurtulabilecekler mi? Narin paçalarından yakaladı. Şu ya da bu biçimde. Hiçbir yerde değilse sandıkta hesap verecekler. Size hesap verecekler. Belki mahkemede o soru sorulmuyor. İşte sordurtmuyorlar. Ama siz kafanızda o yargılamayı yapacaksınız. Bir neticeye varacaksınız herhalde. Çünkü herkesin bebeği olabilir. Bunlar öyle şeyler düşünmüyor. Sandıkta bir karşılığı olacak o zaman. Patron sizsiniz. Şimdi bu bebekler de paçalarından yakaladı. Evet efendim. Ekonomiyi düzeltecekler. Nasıl düzeltecekler? Efendim ne bileyim ben. İşte Amerikalı icat edecek. Japon geliştirecek, üretecek. Alman bilmem ne. Bizimkiler de vergi koyacak. Öyle olacak yani. 3 maaş devlete gidiyor. Öyle vergi veriyoruz ki. Vergi dilimiz zulmü. Buyurun.
6 ay önce söz vermişti Şimşek, vergide adaleti sağlamadı. Tabiri caizse 12 ay çalışıyoruz, 2 ay bizim kazandığımız vergiye gidiyor. İnsanların dayanma gücü kalmadı. Türk İş, DİSK, HAK İş mecliste vergi turunda, meydanlarda istedikleri gelir vergisi düzenlemesini tek tek partileri ziyaret ederek anlatıyorlar bir kez de. Ayda 30 bin lira alan 12 maaştan 3'ünü, 50 bin lira alan 12 maaştan 4'ünü, 65 bin lira alan 12 maaştan neredeyse 5'ini vergiye veriyor. Tayyip Bey'e geri veriyorum diyor. Ocak ayında 15'ten başlıyor. Hemen Nisan'a gelmeden 20'yi buluyoruz. Temmuz'a gelmeden 27'yi buluyoruz. İşçi konfederasyonlarının ortak talebi gelir vergisi tarifesinde 2002 yılı, yani AK Parti'nin ilk iktidara geldiği yıl temel alınarak tarifenin birinci diliminin %10 olması, yeniden değerleme oranında ve asgari ücretin 14 katından az olmayacak şekilde güncellenmesi. Bugün ilk dilim asgari ücret 17 bin liranın 6,5 katı. Bugün gelir vergisinin ilk dilimi %15'lik kesintiyle 110 bin lira. 2025 yılında yeniden değerleme oranına göre artacak ve %15'lik kesinti 158 bin liraya çıkacak. Ama 3 işçi konfederasyonunun istediği düzenleme yapılırsa bugünün asgari ücreti 17 bin lirayla bile ilk dilim 238 bin liraya yükselecek. Sendikaların istediği düzenleme gerçekleşirse 50 bin lira brüt ücret üzerinden hesapla 2024'ün vergi tablosuna göre ikinci aydan sonra ilk vergi dilimine giren bir çalışan beşinci ayda girecek. Dört aylık kazancı da 20 bin lira olacak. Üç konfederasyonun, onların teklifini destekliyoruz. Kendi teklifimiz, yoksulluk sınırı olan 66 bin liranın altındaki bütün maaşlar %15'e tabi, yani en düşük dilime tabi olmalıdır. Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama enflasyon devam ediyor. Demek enflasyonun sebebi asgari ücret değilmiş. Efendim, yani bu durumda asgari ücrete konuşulan gelecek yılın enflasyon rakamını kabul etmiyorsunuz herhalde. Kabul edecek tarafı yok. Vergi turunda diğer gündemde asgari ücretti. 3 işçi konfederasyonu da Aralık ayında başlayacak asgari ücret pazarlığından önce bir rakam vermedi. Masada yetkili konfederasyon Türk İş, dillendirilen 2025 yılı için beklenen enflasyon %21 zammı kabul etmeyeceklerini açıkladı. CHP lideri Özgür Özel de bir kez daha asgari ücret 30 bin lira talebini tekrarladı. İşverene yük olmaması için de formülünü anlattı. 1 ila 10 çalışan varsa verilen desteği 6 bin liraya sigortalı başına. Toplam maliyeti 250 milyar lira. Devlete gelecek TGK prim avantajı zaten 1 trilyon lira. Yani aldığının dörtte birini verse herkesin birden yüzü gülecek. Evet, şimdi kimi anlatıyoruz? Onlar ekonomist ya. Kimi anlatıyoruz? Türkçedeki en pahalı iki kelime biliyorsunuz. Ben ekonomistim. Yüzlerce milyar dolarımız gitti. Ve yerine de koyamıyorlar. Borçla, harçla, şunla, bunla başkalarının parasını koyuyorlar ki dolu görünsün kasa diye. Onun da bir maliyeti var tabii. Karşılığında o insanlar derken başka ülkelerin, Körfez'den, şuradan, buradan. O ülkeler ne alıyorlar? Biliyor muyuz? Yok, şeffaf bir ülke değil burası. Oysa hesap verilebilir bir ülke olmak, bir hükümet olmak ekonominin birinci şartı. Eğer enflasyonu düşürecekseniz şeffaf olacaksınız. İnsanlarla verileri, bilgileri paylaşacaksınız ki insanlar güvenecek. Evet, belki zorluk çekecek ama buna katlanacak. Oysa daha ilk adımda yanlış yapıyorlar. Saklıyorlar. Ve o ay şundan daha iyi olacak, bu ay bundan daha iyi olacak diye seneleri harcıyorlar. Güven yok. Enflasyonu nasıl düşürecekler? Enflasyonun düşmesi demek hayat pahalılığının bitmesi demek değil. Zamların biraz daha az oranlı gelmesi demek. O işte ürünlere, şuna buna. Sizin geliriniz artıyor mu? Yok. Size para vermiyorlar. Şöyle yapıyorlar. Efendim, ateşi var. Bir hastayı düşünün. Ateşi var. Ekonomideki yaklaşımları bu. Ateşi düşürecekler ya. Vuruyorlar kürekle hastanın kafasına. Hasta ölüyor. Doğallıkla ateşi de düşüyor. Efendim, buna da işte ekonomi bilgisi, Maliye Bakanlığı ya da şu bu diyorlar. Dünyanın vergisini koyuyorlar. Dar gelirliden. Dolaylı vergiler, şunlar bunlar. Başkalarından ithal edilen teknolojiler. Onlara vergi koyuyorlar. Sonra ekonomiyi düzeltecekler. Ya bu sürdürülebilir bir şey değil. Sen tarımı halletmemişsin. Tek adım atmamışsın. Gıda fiyatları yükselecek. Çünkü anlamıyorlar.
E peki gıda yükseldikçe sen nasıl düşüreceksin enflasyonu? Çarşı pazar önce karın doyacak değil mi? Yok ama bu da yok. O kadar zor ki yani. Belli ki anlamayacaklar. Senin derdini ey bu ülkenin güzel insanları belli ki anlamayacaklar. Anlamadıkları içinde ne olacak? Önümüzdeki günlerde daha da göreceğiz meseleleri. Faturalar bakalım nasıl çarpacak? Faturalar şu anda kabarmaya başladı. Şu anda doğalgaz bile 1.800 gelmiş. 15 gündü yanıyor. Kullanmayalım mı? Soğukta mı duralım? Yoksa yakmayalım mı? Onlar da biliyor. Yazın ucuzlatıyorlar, kışın zam yapıyorlar. Bu ay 700 geldi, 2 haftalık yakımım. Bu kadar yüklü bir miktarda geldikleri için ödemede zorluk çekiyorum. Ülkede insanlar ekmek almaya artık muhtaç oldu. Doğalgaz faturaları tüketicinin cebini yakmaya başladı. Aile Bakanlığı 521 bin hak sahibine doğalgaz desteği ödeneceğini duyurdu. Oysa 2022'de 690 bin haneye destek veriliyordu. Faturalar kabardıkça destek azaldı. Aile Bakanlığı'nın rakamlarına göre 2022'de 690 bin aileye ödeme yapılmış doğalgaz tüketim desteği. Kime sağlıyorlar? Kendi adamlarına sağlıyor. Yalan. Böyle bir şey yok ya. Milleti avutmadı. Ben destek görmedim. Destek vereceğine asgari ücreti yükseltsin, emekli maaşlarını yükseltsin. Herkes kendi desteğini kendi sağlasın. Uzun bir kış bizi bekliyor ama nasıl yapacağız onu düşünüyoruz işte kara kara. Bizim ekonomimiz yok ki. Türkiye Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanıyor. Aile Bakanlığı azalttığı destekle övünürken Enerji Bakanı da en ucuz elektrik iddiasında bulundu. Oysa Temmuz ayında bile %38 zamlandı elektrik. Yeni yılda da çoğu faturaya sübvansiyon yani destekleme sona erecek. Sübvansiyonun sebebi dediğim gibi elektrik fiyatları çok artınca dolayısıyla da devlet bunu sübvanse etmek zorunda kaldı seçim öncesi. Yani bunu vatandaşın cebinden çıkmıyormuş gibi gösteriyorlar ama sonuçta vatandaşın vergileriyle ödenen yüksek faturalar söz konusu. Belli bir tüketimin üzerindeki abonenin faturası yeni yılda daha da artacak. Örneğin 1100 lira elektrik faturası olan tüketicinin faturası yeni yılda 2200 liraya aşacak. Yani tüketimi yüksek olanın faturası yeni yılda ikiye katlanacak. Yaktığımızı varsayarak emeklilerin de 12.500 lira gibi bir maaş alma şekliyle. O zaman insanlar eski gaz ocağına dönmeleri lazım. Başka bir alternatifi var mı? Yani yaşanacak bir şekli de kalmadı ülkemizin. 5 tane zengin var. O 5 tane zengini kendi kişilerini doyurmak için çalışıyorlar. Yönetilen fiyatlar enflasyon hedefiyle uyumlu belirlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yeni zamlara işaret etti. Yani sadece sübvansiyonun sona ermesiyle değil, zamlarla da karşı karşıya kalacak tüketici. Çıkışta zor geçecekmiş o. Yaksan bir sıkıntı, yakmasan ayrı bir sıkıntı. Her şeyimiz sıkıntı. Yani bunaltıcı bir hayattayız. Evet, bunaltıcı bir hayattayız, doğru. Ama neyse, günün birinde bu hava açacak. Onu da göreceğiz. Öyle bir yanlış yapıyorlar ki bakın Türkiye iç tüketimi kuvvetli olmak zorunda öyle bir ülke Türkiye. İç tüketimi ekonominin birinci ayağı. Peki iç tüketimi sen insanların gelirlerini hiç arttırmayarak onları kafasına kürekle vurarak yani adeta donduruyorsun neredeyse. Peki nasıl olacakmış? İhracat yapacakmışız. İyi de peki ben size şunu söyleyeyim. Katma değeri yüksek teknoloji ürünü ihracatı. Türkiye son 20 yılda aşağı yukarı işte %20 kadar falan arttırmış bunu. O da bir şey değil yani. Hani 1-2 milyar dolar, birkaç milyar dolardan falan bahsediyoruz. Peki aynı şey mesela Vietnam örneği verelim. Aynı dönemde son 20 yılda 300 kat arttırmışlar ya. 137 milyar dolara ulaşmış. Sonra efendim neler yapmışlar? Anlatıp duruyorlar. Neler yapmışlar? Peki bu kadar yaptınız, bu kadar başarılısınız. Biz niye bu haldeyiz arkadaş? Emekliler yılı bak bitiyor. Bak korkuyoruz artık seneye ne diyecekler, ne yılı diyecekler. Herkes tedirgin. Bütün meslek grupları herkes tedirgin böyle ya. Aman demesinler çalışanlar yılı falan bir şey. Asgari ücretliler yılı. Yandık ha. Vallahi. Emekliler yılı devam ediyor. Uzattık dediklerini düşünün. Allah korusun. Daha neler. Daha neler. Ha gelelim öğretmenlere. İşte efendim korku içinde, çile içindeki bir meslek grubu daha. Çok kıymetliler. Sözleşmelisi ayrı dertli. Efendim kadrolusu ayrı dertli. Niye? Şimdi bakın bir şey okuyacağım. Şimdi okumayın.
Hemen şeyden sonra, haberden sonra okuyayım. Öğretmene su yok ya. Pazartesi itibariyle Çalışma Bakanlığı tam zamanlı 30 bin ilave personel istihdam hakkı bize sunacaklar. Önümüzdeki hafta bu problemi de çözmüş olacağız. O sözde kalıyor ama sadece. Çocuğunu yazdırmaya gittiğiniz zaman yok şu kadar para vereceksiniz, yok şu kadar adet kağıdı alacaksınız. Milli Eğitim'i de şikayet ediyorsun. Herhangi bir geri dönüşüm de yapılmıyor. Bu böyle gelmiş gidiyor yani. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Eylül ayında okullarda temizlik sorunu bitecek demişti. İki ay geçti, ara tatil bitti, sorun hala çözülmedi. Velilerden hijyen için bağış adı altında para isteniyor. Oysa Yusuf Tekin bağış yasak da demişti. Ne kayıt ücreti var ne de bağış zorunluluğu var. Bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Toplandı bu sene. Bizden alındı. Temizlik yapılmıyor diye. Dışarıdan temizlikçi alınacak diye alındı. Hijyenik açıdan daha iyi standartlar oluşturmak adına her bir öğrencimiz için 2000 lira miktarında bağış yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Velilerden 2000 lira bağış istenen bu belge Yalova'dan. Okuldan okula miktar değişiyor. Bu mesaj da Ankara'daki okuldan. Temizlik görevlisine ödenmek üzere 1000 lira isteniyor velilerden. Sadece temizlik için değil, güvenlik görevlisi için de para istenen okullar var. Biz de bağışlarda bulunuyoruz. Atıyorum güvenlik parası, atıyorum misal temizlik parası, dolap paralar. Totele baktığın zaman bir yerden veriyor, üç yerden alıyorlar. Temizlik zaten en büyük sıkıntı. Normal 8 saat çalışması gereken bir temizlikçi siz 12 saat, 15 saat çalıştırırsanız, hakkını da vermezseniz kimse okul için temizliğe gelmez. Görevliler gibi öğretmenler de hakkını alamıyor. Tasarruf tedbirlerinde ipin ucu kaçtı. Konya'daki okulda elektrikli su ısıtıcılarından çay kahve makinelerinden sonra su sebili de kaldırıldı. Su ısıtıcısı, çay, kahve, su makinesi gibi elektrikli herhangi bir cihazın kullanılmaması hususunda gereğini rica ederim. Belediyelerimiz ne gerekiyorsa yapsın dediğimizde çocukları hastalığa, pisliğe terk edip inadından o okulları seçilmiş belediye başkanlarına kapatan birisin. Okullar bu haldeyken, öğretmenler sıkıntı çekerken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in gündemi çok farklı. Laiklik çıkışına tepkiler dinmiyor. Ben evrensel laiklikten yanayım. Sen Türkiye özgü, kendi icat ettiğin bir laiklik kavramını bana dayatıyorsun. Cami polemiği başlatayım, laiklik tartışması başlatayım. Ben bu rezilliklerim konuşulmadan kenarda durayım, bakanlığı sürdüreyim. AK Parti'ninkilerin içinde çok kötüleri vardı ama bu kadar kötüsü, bu kadar vicdansızı, bu kadar beceriksizi gelmedi arkadaş. Evet, görüyoruz. Bunları da görüyoruz. Bakın ne yazıyor burada? Su ısıtıcısı, çay, kahve, su makinesi, bunlardan tasarruf istiyorlar. Ya siz önce camiye 50 araçlık konvoyla gitmeyin. Siz tasarrufu önce orada yapın. Adaletin olmadığı yere dışarıdan yatırımcı da gelmiyor. Para da bulamıyorlar. İşte borç harç. Kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlar. Bebekleri katledenlerden hesap sorulamıyor bu ülkede. Sonra enflasyonu düşüreceğiz, ekonomiyi düzelteceğiz falan filan. Yeni doğan operasyonuna, bir kıymetli izleyicimiz diyor ki, yeni doğan operasyonuna bilinçli bir şekilde çürük elma operasyonu adını koymuşlar. Elma kasası sağlam da bir kısım elmalar çürük. Öyle mi? Bir başka kıymetli izleyicimiz, hastane patronları daha çok para kazansınlar diye hemşireler suç işlemiş. Ve bundan hastane sahiplerinin haberi yok. Öyle mi? Bu sorular soruluyor mu mahkemede? Kimse cevap veriyor mu bunlara? Evet efendim. Öğretmene suyu çok görenler, bir takım yerlerde bir takım insanları bir yerlere yerleştiriyorlar. Bakın eğitimin de içini böyle boşalttılar. Ve bir de aleni teşekkürler falan alıyorlar. Torpil teşekkürü. Okul temsilcilerimiz, değerli basın mensupları, hepiniz bugünkü programımıza hoş geldiniz. Bugün itibariyle Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Göreve gelmeme katkı sunan Konya Milletvekilimiz Sayın Latif Selvi Bey'e, AK Parti İlçe Başkanımız Sayın İbrahim Erol Bey'e ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Torpil teşekkürünü sosyal medyadan paylaştı Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Yılmaz. Sonra da o paylaşımını sildi.
Teşekkür listesinde ilk sıraya AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi'yi, ikinci sıraya da AK Parti ilçe başkanını koydu. Bu tablo artık gizlenemeyecek bir gerçekliği net olarak ortaya koymaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bir ülkenin geleceğini şekillendiren eğitim sistemini liyakatle değil, siyasi sadakatle ve yandaşlıkla yönetmektedir. Muhalefetin eğitim sendikalarının tepkisine rağmen liyakata değil torpile ilişkin açıklamalar birbirini izliyor. AK Parti Elazığ İl Başkanı katıldığı televizyon programında büyük rahatlıkla itiraf etmişti torpili. O açıklamanın yankısı sürüyor. İşe girmiş kardeşlerim de bunu tasdik eder. Bir ilçede herhangi bir kurumda bir alım olduğu zaman ben İlçe başkanıma inisiyatif bırakırım. Çünkü o yörenin insanı orada çıkıyor. Ama işte ilçe başkanı referans olmuş oluyor başkanım. Tamam. Yine bir adaletsizlik oluyor burada. Bu kadar da olacak canım. Belli ki tüm illerde sistem aynı. Elazığ'daki bu itiraftan birkaç gün sonra Konya Ereğli'de ilçe milli eğitim müdürü oldu İlhan Yılmaz. Teşekkür listesinde isimleri sıralamaktan geri durmadı. AK Parti Konya Milletvekiline, ilçe başkanına teşekkür etti. Birlikte fotoğraflarını paylaştı. Göreve gelmeme katkı sunan ifadesi dikkat çekti. Aynı zamanda memur sen Ereğli ilçe başkanı olan İlhan Yılmaz o ifadenin ne anlama geldiğini bir süre sonra fark etmiş olacak ki paylaşımını kaldırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrımız nettir. Siyasi çıkarlarınızı, yandaş sendikalarla işbirliklerinizi ve kayırmacılık politikanızı eğitim sisteminden ve çocuklarımızın geleceğinden uzak tutun. Evet. Bir de anlamıyorlar nereye gidiyor o laf. Onu da anlamıyorlar. Ama mesele değil. Zaten ne dedik? Her şey olurlar, rezil olmazlar yani. Böyle açıkça torpil, ona teşekkür. Böyle başka bir şey görmüyor onlar. Sizi görmüyorlar hiç. Efendim, kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlar var. Bu arada Çalışma Bakanı gelecek yıl için emeğin yılı demiş. Eyvahlar olsun yani. Yani herkes çalışan, tarımı da, çiftçileri de, işçileri, herkesi kapsayabilir. Bir kıymetli izleyicimiz de Selçuk Bey 2025 yılı haber sunucuları yılı olarak ilan edilecekmiş diye şaka yapmış. Evet, olabilir. Fakat benim de teklifim şu: o zaman 2025 bakanlar, milletvekilleri, hükümet, iktidar, siyasiler yılı olsun. Belki de öyle olur. Kim bilir? Evet efendim, tabii memlekette dert bitmiyor ki. Üstelik bir kere de yaşamıyoruz böyle şeyleri. Toprak kaymaları, efendim inşaat filan. Bütün memleketi betona boğdular. Ama konut meselesini, sağlam konut, barınma meselesini çözemediler. Bu kaçıncı? Yine heyelan, yine ölüm. Binanın içerisi tamamen balçıkla doldu. Zaten bölge hem yağmurlu bölge. 2020'de, 2021'de, 2023'te benzer dere yataklarımızda buna benzer tehlikeleri görmüştük. Dünün ihmalleri bugün burada toparlamaya çalışıyoruz. Önceki taşkınlar, heyelanlar ders olmadı. Rize'de toprak kayması yine can aldı. Çayeli ilçesinde yağış etkisiyle yamaçtan kopan toprak yığını istinat duvarını da yıktı, dairelere girdi. Bir kişi hayatını kaybetti. Çayeli Eski Pazar Mahallesi'nde dere yatağına inşa edilmiş çok katlı apartmanlardan birinde can aldı toprak kayması. 6 katlı apartmanın hemen arkasındaki tepeden kopan toprak kütlesi önündeki beton seti de yıktı, apartmanın 3 katını doldurdu. Yatakta yakalandık zaten. Bir patlamayla uyandım yani. Uyurken toprak altında kalarak hayatını kaybeden 35 yaşındaki Yakup Ali Bayraktar'ın cansız bedeni itfaiye tarafından çıkarıldı evinden. 4 kişi yaralandı. İkisi taburcu oldu. İkisinin tedavisi sürüyor. Çayeli Belediye Başkanı bunlarla yaşamaya alışmışız dedi ama dere yatağındaki evler ve alınmayan tedbirler yaşatmıyor, can alıyor. Ölüm olmadığı zaman zaten çok dikkate alınmıyor. Diğerleri zaten diyoruz ki hayatımızın bir parçası. Biz bunlarla yaşamaya alışmışız. Belediyelerin de imkanları sınırlı. Her yere önlem alma şansımız yok. Yan binalarda da tahliyeler gerçekleşti. Çocuklar, bebekler tek tek itfaiye yardımıyla dairelerden alındı. O bebek tamam geliyor. Tabii ciddi de bir yağış devam ediyor. Vatandaşlarımızı özellikle heyelan riski olan yerlerde dikkatli olmaya davet ediyorum. Buraya dedem ev yapmıştı. Buranın temeli sağlamdır deyip artık ev yapma mantığını buralarda bırakmak lazım. Yani artık jeologlar var.
bu konularda bilimsel destek alsınlar. Rize'ye 24 saatte 120 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yağış hafta sonu Türkiye'nin batısında etkisi altına alacak. Pazar günü ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar bekleniyor. Efendim, bizim gerçekten inanılmaz izleyicilerimiz var. Şimdi dün hatırlıyorsunuz bir haber verdik. Ha bu arada saat başına kadar gidiyoruz bugün. Bir saatiz. Bir yere ayrılmayın. Dün biliyorsunuz Trump'tan kaçış gemisi diye birileri, bir girişimci efendim böyle bir tur yapmış. Tur düzenliyormuş gemiyle. İşte 4 sene filan. Ben de dedim ki bizde böyle bir girişimci ruh yok bu ülkede, yani bizde. Tabii izleyicilerimiz hemen cevapları yapıştırmış. İyi de 23 yıl denizde nasıl kalacaktık ki? Efendim onlar 4 yıl, bizimki 23 yıl. 25 yılda dünyayı 5 kez dolaşırdık demiş bir izleyicimiz. Dünya turu. Bir izleyicimiz de demiş ki bize uzay gemisi lazımdı. Devam ediyoruz efendim. Bakalım çocukların elinde silahın ne işi varmış? Ambulans bana aradı. Acil gel. Gitti, hastaneye gitti. Çocuk öldü. Bir kişi vurdum, silah vurdu. Yani ben anlamadım. Böyle nasıl, anlamadım. Küçükler içinde silah varmış. 14 ve 17 yaşlarındaki çocukların elinde silah. İddiaya göre alacak verecek kavgası nedeniyle ateşlendi o silahlar. Çocuklardan biri 500 lira için hayatını kaybetti. Arkadaşları arıyorlar. Borcunu almak için işte mevzu var, gel, borcumu vermiyorlar diyorlar. Çocuk geliyor. Yani 500 lira için pisi pisine gidiyor. İstanbul Küçükçekmece'de 3 çocuk, iddiaya göre 500 liralık borç için 14 yaşındaki Selim Attal ve abisiyle 17 yaşındaki arkadaşı Samet'i sokağa çağırdı. Tartışma büyüdü, silahlar ateşlendi. Arabanın arkasından böyle geliyordu, geldi buradan, iki el ateş etti. Orada o çocuk oradan düştü, hayatını kaybetti. Bir savaş geldi, kaçtı oraya, buraya geldi. Çocuk buraya öldü. Suriye uyruklu 9. sınıf öğrencisi Selim Attal olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer iki çocuksa ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 3 şüpheli ise kaçtı olay yerinden. Biri yakalanarak gözaltına alındı, diğer iki çocuk aranıyor. Şiddet sarmalının önüne geçilemiyor. Bu görüntülerde Beyoğlu'ndan. Bir çift sokakta yürürken tartışmaya başladı. Mustafa P. çifte müdahale etti. Mehmet Eray Bey ile tartışmaya başladılar. Önce yumruk darbesi geldi, ardından biri cebinden bıçak, diğeri silah çıkardı. Mustafa P. kavgayı ayırmak isteyen kadının boğazına bıçak dayadı. Çocuk da bırak vururum diyor. Sonra çocuk o esnada direkt silahı çekip sıkıyor. Diğer adamsa kız arkadaşını kurtarmak istedi, silahını ateşledi. Adam kaçmaya çalışırken bir kez daha kurşun sıktı. 15 Ocak'ta gerçekleşen ve görüntüleri yeni ortaya çıkan olayın ardından Mustafa P'yi yaralayan Mehmet Eray B, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Adalet arayan acılı ailenin sesi Azerbaycan'da duyuldu. İki devlet bir millet olarak güvenerek yolladık yavrumuzu. Anneciğim dedim, en azından burası kendi milletimiz yavrum dedim. Diplomatik bir sorun yaşamayız dedim. Hiç bunun başımıza geleceğini düşünmedik ama. Azerbaycan'daki kazada can verdi üniversiteli Furkan. Ailesi kazanın izini sürdü. Kazaya bir taksinin sebep olduğu ortaya çıktı. Oysa polis tutanağına taksi şoförünün motosikletin üzerine sürdüğü yazılmamıştı. Navaber acılı ailenin sesini duyurdu. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. O sürücü tutuklandı. Trafik kazası ile ilgili soruşturma sürüyor. Bir ceza davası açıldı. Ekspertiz atandı. Şu anda eylem devam ediyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 8 Kasım'da yaşandı kaza. Furkan Halvalı üniversite eğitimi için oradaydı. Motosikletiyle yolun kenarında ilerlerken bir taksi sıkıştırdı. Yere savrulan genç hayatını kaybetti. Biz çocuğumuz kendisi motorla kaza yaptı diye düşünüyorduk. Görüntülerle taksinin resmen canına kastettiğini gördük. İkinci bir kez yıkıldık. Aile kendi imkanıyla buldu görüntüyü. O taksi şoförünün yargılanmasını istiyorlardı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ceza davası açıldığını, bilirkişi incelemesi başlatıldığını duyurdu. Taksi şoförü tutuklandı. Acılı aile adaletin peşini bırakmayacak. Bizim içimiz yandı. Sebep olanlar da yansın, cezasını alsın. Bizler de rahat edelim. Ayakkabılarını çek. Ayakkabılarını da bakın. Çok güzel.
Efendim şimdi iki büyük değerimize veda ettik. Muazzez İlmiye Çığ ve Münci Kalayoğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz tekrar. Yakınlarına ve milletimize de başsağlığı diliyoruz. Atatürk'e ait söylenmeyecek, söylenecek o kadar çok şey var ki. Eğer o olmasaydı, böyle bir cumhuriyet kurmasaydık, belki de Türk olmayacaktık. Allah Ekber! Muazzez İlmiye Çığ, Türkiye'nin ilk Sümeroğlu'ydu. Hayatını Sümer diline adadı. 74 bin Sümer tabletini tozlu raflardan indirdi, arşiv oluşturdu. 110 yaşında hayatını kaybetti. Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Araca doğru geç. Üzülüyorum. Kolay mı bu toprakların kazanılmışı? Hiç kimsenin, hiçbirinizin haberi yok. Asrı aşan koca bir çınardı Muazzez İlmiye Çığ. Geçmişten geleceğe ışık oldu. Mersin'in Mezitli ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 17 Kasım'da hayata gözlerini yumdu. Cenaze töreninde gözyaşlarıyla uğurlandı. Dünyanın en iyi cerrahlarından karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Münci Kalayoğlu da 84 yaşında hayatını kaybetti. Eşi, yakınları, meslektaşları son yolculuğunda yanındaydı. 52 senelik eşim. Bazen 48 saat görmezdim Amerika'dayken. İlk başta gidip ciğeri alırdı, uçakla gider getirirdi, takardı. O zaman hakikaten 48 saatti. Ondan sonra gelirdi, 3 saat sonra hazır. Yani müthiş bir aşkla bu işi yaptı. Bir beyin kanaması geçirmişti yazın. Ondan sonra artık yavaş yavaş tükendi. Ama çok yani çok mutlu yaşadı. Benim için en büyük teselli de o. Allahu Ekber. Bir efsaneyi yitirdik. Gerçekten insan olarak, cerrah olarak hepimizin büyüğüydü. Türkiye'de değil, dünyaca ünlü bir cerrahtı. Binlerce insana şifa vermişti. Profesör Doktor Münci Kalayoğlu Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenen törenle uğurlandı. Organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan Kalayoğlu, tıp dünyasına bıraktığı büyük mirasla anılacak. Gripte aşı önyargısı. Grip aşısı oldunuz mu? Olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. Korona aşısından sonra bir takım sıkıntılar yaşandığı için. O yüzden aşı olmayı düşünmüyorum. Geçen seneye göre talep biraz düşme mevcut maalesef. Covid aşılarından dolayı biraz insanlar güvenmiyor olabilir. Türkiye'de zaten grip aşılaması oranı oldukça düşüktür. %5'i geçmeyen bir oranımız var toplamında Türkiye'de. Hatta daha bile az. Ama bu rakam özellikle Covid sonrası azaldı gibi görüyoruz. Covid aşılarına ilişkin spekülasyonlar nedeniyle bu yıl grip aşısı yaptıranların sayısı da azaldı. Risk grubunda olanlar bile aşı yaptırmaya çekiniyor. 65 yaş üstü, kalp, şeker gibi kronik hastalığı olanlar, kanser hastalarıyla kalabalık ortamlarda çalışanlar, toplu taşıma araçlarını kullananların mutlaka grip aşısı yaptırmasını öneriyor uzmanlar. Ancak en riskli grup olan sağlık çalışanlarında bile bu yıl büyük oranda düşüş var. Örneğin geçen yıl %20-30 ise bu sene %15 gibi. Yani bu yarı yarıya düşüş neredeyse sayılabilir. Gerçekten sağlık çalışanlarında bile durum böyle ise eğer diğer kesimde daha da düşük olduğunu düşünüyoruz. Koronadan dolayı tabii ki bir şüphe var. Herkeste bir sıkıntı var şu anda aşıyla ilgili. Onun dolayı pek de sıcak bakmıyoruz yani. Grip diye başlayıp bunun yayılması sonucu akciğer yetmezliği, solunum yetmezliğine varabilir. Grip öldürücü bir hastalıktır. Aşı olanların korunduğunu çok açık net olarak biliyoruz, görüyoruz. %80'e varan oranda koruyor grip aşıları. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Önder Ergönül aşıların koruyuculuğuyla ilgili literatürde yüzlerce çalışma olduğunu söylüyor. Henüz yaptırmamış olanlar için de geç değil. Kış boyunca grip aşısı yaptırabiliyorlar. Ancak düşüşün bir başka sebebi de yüksek fiyatlar. 2021 yılında 85 lira 12 kuruş olan grip aşısının fiyatı bu yıl yaklaşık 700 lira. O zaman ne yapacağız? Kendimizi soğuklardan koruyacağız artık. Yani 700 liraya o kadar oluyor. Devlet bence bedavaya vurması lazım bunları. Kronik hastalığı olanlarla 65 yaş üzerinin grip aşısı devlet tarafından karşılanıyor. Ancak bu grubun dışında kalanlar ücretli olarak temin edebilir ve fiyatı da 696 lira. Şu an zatüre aşısı üretilmediği için SGK karşılamıyor. Vatandaşımız ancak ücretli olarak alabilir. Onun fiyatı da 2000 TL civarı. Çok düşük. Çok alan yok açıkçası. Talep az. İki farklı türü var zatüre aşısının. Biri 5 yılda bir, diğeri sadece bir kez yapılıyor. SGK karşılamıyor. Bu aşıya da risk grubu da dahil yaptırmak isteyen herkes 2000 lira ödemek zorunda.
Efendim şimdi bu akşam çok ilginç bir dizi başlıyor. İlgiyle de izleyeceğinizi düşünüyorum. Aşk, evlilik, boşanma, Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman başrollerinde. İyi seyirler. Şimdi havasına, diziye geçiyoruz. Suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma.